Next one, Speed Next Turkey. Hello, I'm Tarkan. I'm the CEO and founder of SpeedNex. SpeedNex helps small media companies create and broadcast their own TV channel through internet. So it is TV on classroom. So creating satellite TV channel is expensive and time-consuming. For small media companies, it's really difficult. So SpeedNex helps them to create that TV channel through internet. They just upload their content to our servers. They manage their content through our software. They can schedule their program. They can make live stream anytime they want. So their live stream will cut into their content like a normal TV channel. So we help them to serve normal TVs, smart TVs, computers with their own branded applications. Let's tell with a case study. Istanbul Times is a local newspaper who wants to engage with their audience in a different way. So we helped them to create a TV channel, and they started right away with no initial investment, low cost, and they got high impact with their own brand. So we totally interrupt their business model. They become a local media company more than a newspaper anymore. SpeedNex brings competitors and video capabilities to these companies with their own brand. So we help them do this with their own website, with their own applications, with their own design. What we have done so far, we already sold 45 TV channels in 4 different countries. We are generating $25,000 per month with this revenue, and we already made some sales contracts to sell 300 more. Also, we are chosen by 7 fastest growing Turkish startup by San Francisco-based research company called Batuman. I'm the founder, CEO of SpeedNex. Sayed is the nerd of our team, so he makes the products. Salih Eren joined our team. He is one of the founders of biggest media companies in Turkey who has a 25 years experience. So we believe we can dominate this market in Turkey with this experience. There were a few media companies before who have television company. But with cable and satellite, there have become hundreds and thousands of TV channels. We believe with this internet-based technology, there will become hundreds of thousands of TV channels soon. So we charge an alpha fee of 199 euro and 499 euro pounds. Mostly it's up like 299 euro. So we are seeking for $500,000 to incorporate in the United States. Thanks for your time. So just a couple things that really awesome. I love what you're doing. I just have to ask, what is the difference between what you're doing and TV screen? Just real quick. Okay. YouTube.com/TV, but we give it with their brand. Also, the biggest difference, we give them a scheduled program which they can cut into their license right away into their broadcasting system. So it is just a real TV channel. Okay, so the one thing I would say is, first, you could be a breakout star on the journey. I really think that this is probably one of the more exciting ones that I've seen since I've been here in the last few days. So really, I think people should watch you closely. I think you need to hire a designer, like somebody who can come in and really think about your user experience and also your brand. But otherwise, I think this is really hot. Looks good. Thanks. So the one thing that asked me a little bit was on that competitive landscape slide, that you're basically doing everything all the big names in the industry are doing. And all this with 2 people. So how scalable is your business? So actually that slide doesn't show that we do all of the things that they do. For example, you put this great camera and obviously
that go back to having a designer that makes it a bit less confusing what you're doing and what you're not doing? Thanks. Thank you. Sevgili izleyiciler, Webit Kongresi'ndeyiz. Uluslararası bir kongre. Burada dünyanın çeşitli yerlerinden çok önemli beyinler bir arada oldular. Bu çok önemli bir, gerçekten bir kongre. Tabii burada Speaknet kurucularından sevgili Tarkan Samet Anlar da bir konuşma yaptı. Bu çok önemliydi. Türkiye adına da önemliydi tabii. Şimdi önce Webit'in nedir açılımı? Webit, uluslararası bir teknoloji kongresi, yenilikçi fikirlerin bir arada toplandığı, bunların değerlendirildiği bir kongre. İçerideki ziyaretçiler gerçekten çok önemli ziyaretçiler. Microsoft Ventures'ın başındaki kişiden tutun da Justin TV'yi yeni 1 milyar dolara satmış kişi de, daha doğrusu pardon, Twitch TV'yi daha yeni 1 milyar dolara satmış Justin de orada. Yani gerçekten çok önemli insanların katıldığı büyük bir etkinlik. İçeride çok heyecanlandım. Hala heyecanım devam ediyor. Yani heyecanlanmamak elde değil. Gerçekten buralara sunum yapmak mutluluk verici. İnşallah çok daha büyük başarılar elde edip bu ülkemize, insanlara faydalı hale geliriz. Daha çok insana faydalı oluruz. Tek gerçekten odaklandığımız nokta bu. Başarmak istiyoruz. Çalışıyoruz. Elbette yapacağız başaracaksın inşallah. Başardığın çok güzel şeyler var. Tabii başarıların devamı da gelecek. Ben bundan yana da çok eminim. Bilgin dahilinde midir acaba? Takriben kaç ülke katılmıştır? Bilgin dahilinde değil ama çok gerçekten global bir event. Yani Amerika'dan tutun da Finlandiya'ya, Slovenya'ya kadar, Ukrayna'ya kadar gördüğünüz gibi sunumlar da dünyanın her çok yerinden kalabalık, var. Çok özel ilgi. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere rekor derecede yüksek oranda katılım oldu. Startuplar arasında yaklaşık 1675 deniyor ama daha sonra başvurular da oldu. 2000'e yakın başvuru olduğundan bahsediyor startuplar üzerine. Bunların arasından ilk 25'e girip oraya da sunum yapmak bize çok gerçekten mutluluk veriyor. Yani ben bile heyecanlıyım. Çünkü sonuçta bizim Sakarya TV'nin altyapı hizmetini veren kuruluşun başında olan bir kardeşimiz. Tabii ki ben de gurur duyuyorum. Fevkalade bir olay. Ne mutlu size diyeceğim. Gerçekten çok güzeldi. Peki ben söze girerken dünyanın önemli beyinleri burada dedim. Yanlış bir tabir mi, doğru muydu? Ya çünkü açıkçası, burada yani bir beyin işi bunları geliştirmek, yapmak ben, değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. Sadece şöyle söyleyeyim. İçerideki jüri teknolojiye yön veren insanlar. Bugünkü kullandığımız tüm teknolojileri yöneten ve onlara yön veren, onları beyinler, seçen insanlar. İnsanlar. Yani yarını nasıl, neler kullanacağımıza karar veren insanlar. Onların arasında olmak, onlara bir şeyler anlatılmak gerçekten çok gurur verici. İnşallah daha güzel şeyler yaparız. Gerçekten her şeyin çok başındayız. Bunları birer adım birlikte sizlerin desteğiyle, Gül Hanım'ın gibi arkadaşlarla, Sait gibi arkadaşlarımla çok büyük yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bunun için de gece gündüz gerçekten mücadele veriyoruz. Biliyorum, sizler de bize yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten biliyorsunuz, gerçekten sesim de kalmadı. Yani o kadar boğaz patlattık ki artık. Ama çok normal. Güzel bir yorgunluk. Evet. İnşallah devamı gelir. Ben bir de şunu soracağım son olarak. Bu Türkiye'de ilk defa mı yapıldı, daha önce yapılıyor mu? Daha
Ve Webit daha önce de yapıldı Türkiye'de. Evet. Bu dönüşümlü olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yapılıyor mu, sadece Türkiye özel bir? Hayır, dünyanın değişik yerlerinde yapılan bir kongre. Ama bildiğim kadarıyla yok, onu bakmadım. Peki, ama öğrenebiliriz internetten. Bundan önce ne zaman yapıldı? Geçen sene yapıldı. Yılda bir kere yapılıyor. Seneye de yapılacaktır büyük ihtimalle. Yine Türkiye'de mi olacak? Onu bilmiyorum. Onu koordinatör biliyordu. Evet. Bu Türkiye'nin konumunu da çok önemli anlatıyor. Çünkü Avrupa, Asya, Orta Doğu'nun göbeğinde bir yerdeyiz ve çok gerçekten muhteşem bir alanımız var. İnsanların kolay gelip toplanabildiği bir yer. Dolayısıyla bunu ağırlamak Türkiye için de gurur verici bir olay. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten çok önemli bir toplantıydı. İşte bu toplantıda sevgili kardeşimizin de çok güzel bir, heyecanlı da olsa çok güzel bir konuşması ve aldığı sorular vardı. Tabii bunlar devam edecek. İlerideki yıllarda bana Allah ömür verirse sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Ama SpeakNet çok önemli yerlere gelecek. Bundan hiç kuşkum yok. Teşekkür ediyorum.